Esselamu aleyküm ustaz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun sizden, ilminizini, mertebenizini ulaşsın, farzalarımız sizde alın olsun. Allah afzalını versin. Mene bir saval az güne kine yaptı. Aha. Az güne bir dakika vaktinizini alamam. Ben bir Avrupa şehrinde, devletinde bir Suriyelerden işliyimiz. Yani bu arada Suriyeliler ki gel. Elbette bize takdirge, kaderge iş anadigen insanımız. Fakat ki bana şu hazır şu Suriyeliler bile iş yapken payıttı. Bazı Suriyeliler aydı ki Özbekistanlılar cüde hem köp. Borup Suriye'ye uruşu yaptı. Nemege uruşu yaptı? Ben hayranman. Ular özü akıl işliydi mi? O bekarda uruşu yaptı ki. Deyip menge biz, ben Özbek bizini körüp şunu tacibde bulup aytı bir yaptı bir kum. Yani ki kaderge iş anlaman degenim, onlar indi kaderde boradımın var dedi. Lekin Allah Ta'ala bizge akıl ve zekavat bergen, aklımızı işletip, zekavatımızı işletip, bir hulasaya gelişimiz gerek. Mene savalım şu ki, o işe insanların şu derecedeki Allah aklını alıp koygen mikin, yok bizge bu bir ders buluş için mi, o şehirge barıp, ata anasından uzak bulup, ferzenlerden uzak bulup, özünü şu kıynaklarına sağlatkenleri. Rahmet sizge ustaz. Hop, bu hakkıda etken edik. Allah hayırlı kısın. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bir kança raviler asasla kılınan rivayetler var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o şey gelecekte şunday İslam ümmetinin içinden çıkadigen adamlardan ogohlantirganlar. Ve hatta bazı turuklarda, bazı hadis sanatlarida agar men o'zim bo'lsam ot qavmini qirganni singari ularni qirardim deganlar. Bitta robiynikini aytib beray. Imom Buxoriy Muslimda rivoyat qilingan Ali radhiyallohu anhu'dan qilingan rivoyat An Ali radhiyallohu ta'ala anhu idha haddastukum an rasulillahi sallallohu alayhi va sallam فلان آخر في السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم خدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم آخر لمن قتلهم يوم القيامة متفق عليه Ali radıyallahu anhu'dan kılıngan rivayet. O kişi ayet yaptılar ki, men sizler gedi yaptılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den dip. Ha? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den falancı yani hadis ayetti disemu yolgan yapırsan. Ondan göre Osman başımda çüşüp gitken yakşı kılaman diyorlar. Ya'ni Rasulullohdan deb gapirarkan men yolg'on gapirmayman deyaptilar. Nima uchun buni ta'kidlab qo'yibdilar? Chunki u kishining davridayoq o'sha toifa chiqqan edi. Xavorij masalasi to'g'risida tarix kitoblarimizni hammasi bob ajratadi. Avvalu bid'atin hadasat fil islam hiyal xavorij. Ya'ni xavorijlar islom tarixida dastlabki bid'at. Müslümanlarını kafir deyiş. Ve Hazreti Ali'ni kafir deyişi başlagandı ular. Yaş yigitler idi. Ular. Ve ayet yaptılar ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de bir hadisine aitsem o. Ha? Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'a şu yolgon gapni nisbat birsem, ondan kere başımda osmon tushib ketsa yakışmaz mı? Yani rost gapni yapam ben. Rost aytaman deyaptilar. Ya'ni hodisaga ko'ra o'zingizga kerak narsani gapiryapsizmi demaslar uchun aytyaptilar. Chunki qarshilarda turibdi shunaqa bolalar. Hazrat Ali'ni kofir deb turishibdi.
Ve ayet yaptılar ki sizler bilen bizim ortamızdaki bugün hadise, çünkü uruş hileden ibaret diyaptılar ve peygamber aleyh, yani uruş hileden ibaret. Şunun için bu hadisini yalgan deyip toku yaptı degen gapga bormalaring deyaptılar. Uruş hileden ibaret bugün takdirde ham sallarga yalgan gapirmeyim ben deyaptılar. Çünkü Resulullah'a nisbat beriliyetken gapta din davası bu. İlahi Resulullah'ın hadisleriyle vahiy hesaplanadı. O vahiyini dava kılarken ben, Resulullah'ın gapları derken ben vahiyini sizlerge yetkizirken adam bu kadar ben. Özümü yapım yapırsam ilahlık davası, peygamberlik davası kıyam bulamam. Hatarı şuttu. Ve semiyatu dediler. Ben Resulullah'tan işittim. Şunday digerlerine. Ya'ti fi ahiri zaman kavmun. Ahiri zamanda bir kavm keledi. Bir cemaat çıkadı. Bitta ya'ti. Huzayfatul Yamoniyning hadislarida yahrucu kelgan. Chiqadi. Xaraja, xavorij kalimasi shundan kelib chiqqan. Bitta ya'ti deyaptilar va bu hadisdan ko'ra ularni mariqun deyiladi. Mariq hadisning davomida yamruquna kalimasi kelgani uchun. Oxiri zamonda shunday qavm keladi. Sifatlari qanaqa? Hudafaul asnan. Yoshlari yosh bo'ladi. Hudafa degani yangi degani o'zi. Yoshlari yangi bo'ladi. Yangi bolachalar. Sufahaul ahlam. Ahlam deb, hulum deb balog'atga yetgan odamga aytiladi o'zi. Nima degani? Aqli xushi joyiga kelgan odam degani. Sufahaul ahlam desa, aqli past bo'ladi ma'nosi. Aqli past bolalar chiqadi. To'g'ri gap tushunmaydi. Yoshi yosh bo'ladi, tajribasiz bo'ladi. Aqli past bo'ladi. Aqli pastligi dinni özlerine akılları bilen tafsir kılıçdaki çüşüp yetişedi. Yakuluna min hayri kavlil beriyye. İnsaniyetinin en yaxşısının gapini gapirişedi. Yani Resulullah'ın gapları deyip gapirişedi. Resulullah'ın hadisleri deyip ayetişedi. Yemrukuna minel İslam, İslam'dan çıkıp yetişedi. Maraka degeni yemriku çıkıp yetişedi İslam'dan. Kema yamruku sahmu minel bariyye huddu minel ramiyye huddu keman oku atılgen ölceni tişip çıkıp gitken yoksa çıkıp yetişedi. Yani İslam güçlüğüne kadar tiz kırışadı. Kursanız onların İslam'ı sizi lal kaldırdı. Lekin İslam'dan şuna kadar tiz çıkıp yetişedi. Hayran burası. Kuşlar Müslüman mı değilsiniz? Kılı yapken şimdi. Müslümanını öldüredi. Müslümanını kafir deydi. Müslümandan başka taşvişleri bu muydu ularının? Fakat Müslümanını başıga bala yağdırış için çıkışadı. La yucavizu imanuhum hanacirahum. İmanları tamaklardan uyağı ötmeydi. Fa aynama laqitumuhum faktuluhum. Qayerda ularga ro'baro kelsanglar o'ldiringlar dedilar. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yawm al-qiyamah. Ularni kim o'ldirsa qiyomatgacha ularni o'ldirganning savobi yozilib turadi. Imom Muslim Buxoriy rivoyat qilgan. Bana şu hadis dostlar. Biz Müslümanların ihtiyat buluşumuz mümkün bugün, içimizde payda buluşu mümkün bugün cemaalarının sıfatlarını bizge sıfatlar beri yaptı. Deyem ihtiyat buluşumuz gerek. Bu cemaa çıkadı. Halbuki Huzeyfetül Yamani'nin rivayetleri de yahrucu kavmun. Çıkadı ular. Yaş buladı. Ularını gapını eşitseniz en yakşı insanın gapını yapırışadı. Hadis deyişadı. Lekin akılları pas bu geldiği için hadisinin manasını düşünüşmeydi. Yaşları yaş bu geldiği için tecrübeleri yok. Bunları ergeçseniz sizi cargap getirdi. Bir adı yol bağlı. Yürü vuruyorlar.
Kanakı borama uyakı. Osmanlı'dan kural çöyledi, onu alıp buluşamız. Abdullah Zufar bulardı şayhı. Ona sütü ağızdan gitmeyen böyle. Ne deyip koyuşadı? Sahabelerim yaş boyun. Ve beçare sahabelerini aldı da yolbaşçısı bugün Peygamber aleyhisselam. Sen sahabelerinin yaşını, yaşlılığını misal keltirip özünü patsan Abdullah Züper'inge ergeçlikini delil kime? Değilsiz onlarla değiş gerek. Abdullah Züper'in doğru yoldaligini tasdikler bir uçu uleması yok ki. Hadisini okuydu, özü düşüngen. Aklını pasligi bilen çıkargan hulasasını din dip takdim kıladı. Svetoforu kızıldan ötüp geçse, geyi toktatsa, onge pul berse boladı mı? Ha berse bola uğradı o. O it, geyi it, onge berse bola uğradı. Abdullah Zufar fatvası. Cebhat'ın Nusra'nı öldürse boladı mı? Ha o eşit İslam devleti bu, ha, halife bu, ha, halifeye karşı çıkan bağı değildi. O Türkiye bile alakası var ki Cebhat-ı Nusra'nın. Onlar özü kafir bu bugün. Bunlar bağıylık derecesi gem yetmeyen. Onlar kafir, öldürü uçuyor bunlar. Fatva biri yaptı. Ayollar çıkıp sorarsa, IŞİD'ke barınlar, Irak'ka barınlar. İslam devleti sizlere uy verir, cay verir. Bardı, balaları ölüp gitti, irleri ölüp gitti, hatırlar ateistlerini kolda kap gitti. Bunlar ki Abdullah Zufar gibi yazsa, hemen ne kadar sallarına cevap verirdi de, bar dedim de. Ne kadar halifelik devam eder mi de, o yok oldu indi, salla özünde ayıp yaptı. Ne kadar tecrübe yok. O şengi ergeçip Suriye'ye bar oldu. Katta katta adamlar, aileler bar oldu. Başıga balak ise, karasa indi Abdullah Zufar indi Cebhat-ı Nusra'ya kuşulu yaptı. Bu tamam ki. Bir peytler onlarını öldürse böyle dedi fatva vergen, indi IŞİD özü adaşken onlar havarı çeken de yaptı. 60'da fatvada hata kıplan de yaptı. 60'da fatvası da adam öldürüş var. Ölgen adamlar ki kim cevap verdi? Hudasa'ul asnan. Yaşları yaş buladı bunların. Sufaha'ul ahlam, akılları pas buladı. Yahrucuna mined-din, yamrukuna mined-din, kema yamrukul sahmu mined-ramiyye. Dinden çıkıp getirdi bunlar. Bir ağız gap, Müslümanlı kafirdeydi, özü dinden çıkıp getirdi. Ayollar bilen, ayollar bilen, gaplaşıp erin kafir, ortayında nikah yok, kerevir diyetkenler var. Türkiye'de bitti ortağı mı eti yaptı? Şuna kadar ki koşulup kaldım, aralaşıp kaldım deydi. 5-10 gün yürüp ben deydi. Toşkent'den, Toşkent'mez, Özbekistan'dan bir ayol geldi ticaret bu içe deydi. Onu deydi, eri var deydi. Senin erin kafir deyip, hali hattını başına eğlantır yaptı deydi. Hani havariç. Erin kafir, murtad erin. Bu oldu, senin ortayında nikahı yok. Sekin, nikahı çakır yaptı deydi. Koşturmanın içinde. Şeriat ularga, şeriat ularga. Her daim ularını kılıyetken işini akla biriş uçun gene gerek. Ne demek? Sufaha'ul ahlam. Akılları pas adamlar. Akıllı rasa adam var mıydı? İslam devleti deyip kayadı. Türkiye demokratik devlet. Abdullah Zufar ne de yaptı? Ve Özbekistan'da saray millesi bugünden göre Türkiye'nin saray millesi bunların, kirlerin diye. Biz Özbekistan niye saray millesi mesimiz? Türkiye niye saray millesi bu miyimiz? Biz İslam millesi buluştuk ki hareket kılıyetken adamlarımız. Uşan için sanki okşa bir karasa o şokta, bir karasa bu şokta mesimiz. Başı da kandey pozisyada turgen bulsak hadıram uşa pozisyadamız. Bu pozisyanın adını ahlı sünne vel cema'a deyilad. Suriye Müslüman memleketidir. Bashar Asad din, diyanet bilen nisbet beriladigan, madrasa kurgan adam mesidi. Demokrat bir adam idi. Hatını engelledik. Aile, şuna kadar bir aileydi. Suriye'de ilim vardı.
Kur'an'dan en senede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın bugün. Adamlar Suriye'deydi. Adamlar ilim talebedeki karılar Suriye'ye akıp barıp ilim okup geliyetken idi. Uşucayı içindeki ulemalar hey, kural götürmeyinler, hey, tinç buriler, hey. Sizlerge kural veriyetken üçüncü tarafını kimliği namalım, kuzilerini açıylar, özini, braderini, kanını tökmelerin deyip başım arada kaldı. Demek ki bunların aklı pasıdı. Tecrübeli, aklı hoşu cahide ulamalar bunlarını kaytardı. Aklı pas bugünü üçün ulamaları geri geçmedi. Suriye'ni rasvasını, Irak'ını rasvasını çıkarıştı. Jolan tepelikleri de Yahudilerge taşam atışağını yok. Hadran. Suriyelik adamlar doğru ayet yaptı. Ne kılasılar bizi kelip diye. Cihat kaçan farz boladı dese, safar mesafesi dege adamge farz boladı. Bir memleketke kafir bastırıp kirse, 80 kilometre, 90 kilometre atrafdaki adamge farz boladı. 5000 kilometreden ne kılasan, Rusya'da işler yürüptü, ne kılasan Suriye'ye varıp? Ha, yordam veremem. ne kadar yordam veresen? Seni ötte kop buluşunu, mana terror tashkilotlari da bütün dünyaya seni ko'rsatib, Suriyani rasvo qilish uchun kereksan sen. Deb tushuntirishga harakat qilasiz. Sufaha ul ahlam. Aqli past. Tushunmaydi. Ular xohlagan gapni gapirib bermaganimiz uchun bizni nima deyishadi? Ashror, saroy mulla deyishadi. Saroy, saroyga nima qildim men? Saroyga nima aloqam bor meni? Seni Abdullah Zufarin, Türkiye saray müllesi bol deyip davat kılıyordu. Saray müllelikte davagar. Abdullah Zufar. Biz sizler haklıgan gapını gapırıp yermeyenimiz üçün biz ne yaman kuruyup sizler. Bunu tecrübede kurup durup biz. O hala yukarıda ettim. İki de adam pul muamelesini kıyken. Bittesi Abdullah Zufarçiler. Bittesi bu tamam. Yani aldı bir kıyken kefil bugün. Şeriat bu için ne dedi şey? Şeriatta ayeti bilsek halde Abdullah Zübarçılar'a yok mu yaptı? Şeriat yok mu yaptı? Şimdi hazır bunlar terpiliyle kılıp başka tamamlarla bizi şikayet kılış yaptı. İyi. Sizlerge şeriat ayetilse şeriatta ol işler gereği mi? Yok ki şeriat yok mu? Şimdi başka tamamlarla saklaşıyorlar gereği mi? Şunlar koluya kural verseniz bizi atışalım. Demek ki bunlar haklıgan gapını gapırıp vermeyenimiz için. Özler için şeriat okumaydı. Pul tapışadı, ne kıladı? Pul bilen domla satıp alışadı. Domlaları ularga mavzu hadisine ayeti verseyem, ana bizi domlamız zor gapı yapırıp verdi, vergeç yürüyüşe uğradı. Şeriat, ne degen şeriat deseyiz? Sufahaul ahlam, aklı pas, kabul kumaydı. Peygamber aleyhissalatu vesselam, bularını bana şuna kengi, badbah adamlar ikenle etkenler. Yine bir rivayette etkenler ki hum şerru halikatihim degenler. Allah yaratkenler içindeki en yaman halk şular degenler. Kare? Kafirlerini Allah Teala Kur'an'da yaman lege. Lekin bunlar Müslümanman deyip durup Müslümanlarga zarar bergan için Peygamber aleyhissalatu vesselam bunların en badbah kavim degenler. Cehennemde, cehennemde. İkide badbah adam burada. Cehennemin en badbah adamı ikide. Bittesi Salih aleyhissalatu vesselamın tüyelerini katıl kigen. Badbah. İkincisi katiluk degenler. Seni katıl kıladigan adam. Kale? Cehennemde en badbah adam havarı cemaalardan çıkarken. Hazreti Ali'ni katıl kıgan adam. Suriye'ye baro gelirlerini diğerli. Ekseriyeti şuna kadar. İnsaflileri yok mu dese? Yok var. İnsaflileri var. Ben o şey Abu Salih'ni insaflidir bilerdim. Hikmette yaklaşken ben cüde insaflı, medeniyetli, adaplı böyle. Ahlakı güzel. O şey beceriyem Suriye'de okuyen. Bunlar ya koşuldu. Arzu havaslar bilen.
katta katta şiorlar bilan qadam bosdi. Oxiri yetib kelgan nuqtasi o'zi tanqid qilgan narsaga o'zi xizmat qilgan bo'lib chiqdi. Men aytganimda gapimga qoraki unaqa emas deganida menga. Men unga "Ey, o'shalarga xizmat qilyapsizlar" desam, "Yo'q" degan. Keyin nima bo'ldi? Abu Saloh og'zini skotchlab tashlashdi. Gapiramaydi, chiqib. Vaziyatni gapiramaydi, men qo'yib berdim videolarda, ovozlargacha qo'yib berdim ularni. Ichkarida bizni ya'ni gapimizni tasdiqlab, hodisa voqealarini ko'rib, gapimizga ya'ni tasdiqini ko'rib, tan berdik qoraka deyishdi menga. Va o'sha joydan menga hamma informatsiyani aytib turishdi. Abu Salohni gapirtirmay qo'yishdi. Gapiraman dedi, uch oy qamab qo'yishdi. Atrofidagi bolalar borib, bular sufahaul ahlam-ku, qo'lida qurol bor. Uyg'ur bitta odamni o'g'irlab ketishgan, Turkiyadan kelib bitta biznesmenni o'g'irlab ketishib, pul imit qilishgan. Pulni olib ketgan odamga odam jo'natishsa, bu g'animat degan. Urushganda urib sindirib qo'yishganki, otib tashlashdi uni. Qirg'izistonlik bitta musulmon shu jamoadan, favorichlardan. Abu Salohning bolalari qildi shu ishlarni. O'shalarni aybini bo'yniga qo'yib, buni ham mazasini qochirmoqchi bo'lishdi. Va natijada gapirtirmay qo'yishdi. O'rniga Abdulaziz domlani gapirtirishyapti. Abdulaziz domla mashhur odam. Tohir yo'ldoshi jamoasida qatnashib yurgan yigitlardan so'rasanglar, Abdulaziz domlaning kimligini aytib berishadi. Maxsus odam. Oxirgi paytlarda biz aytgan gaplarni gapiryapti. Nimaga? Yumshatilgan edi. Jamoat hozir ichkarida yumshatilgan. Idlibdagi birodarlar hozir marojon sotish bilan, lavash, shaurma qilish bilan, moykalar bilan avvola. Pul topish iloji boshqa yo'li yo'q. Oldin urush bo'lardi, urushga pul berishardi. Hozir urushi ham o'sha kamayib ketgani uchun o'zlari bilan o'zlari avvola bo'lib qoldi. Turkiyaning demokratik siyosatiga xizmat qilishyapti. Xo'p, O'zbekistonni demokratik davlatiga xizmat qilsa, kofir deyatuvdinglar. Murtad deyatuvdinglar. O'zingizlar nima bo'ldinglar? Degan savolni berishmayapti. Berganlarni josus sandim deyishyapti. Abu Salohni gapirtirmay qo'yishdi. Eski dard ochilib ketgani uchun biroz to'xtaldim. Ularga do'stlar, ergashmanglar, diniy shar'iy bilimlari yo'q odamlar, his hayajon bilan, o'zi ko'pchiligi O'rta Osiyodan, O'zbekistondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan namoz ham o'qimaydi, ibodat ham qilmaydi, Rossiyaga ishlagani boradi. Rossiyaga borgandan keyin u tomonda erkinlik, bemalol, go'yoki o'zini erkin his qiladi, Abdulloh Zapalni gapini eshitishni boshlaydi. Birinchi marta eshityapti-yu. Hayotida din yo'q, diyonat yo'q. Birinchi marta eshitgani uchun unga juda go'zal ko'rinadi. Islomning dinni ajoyibotlari unga ajoyib ko'rinadi va nima deydi? Mendan boshqa taqvodor odam qolmadi dunyoda. Otam kofir, onam kofir deb boshlaydi. Keyin buni bu hayajonidan foydalanib, sen bizga haqiqiy shahid maqomi uchun kerakson deyishadi, Turkiyaga olib borishadi, Suriyaga o'tkazishadi, qurbon qilishadi. Norasmiy askariy quvvat Turkiyaga juda qo'l keladi bu. Suriyaliklar aytayapti, nima qilyapsizlar kelib deyapti. Haqiqatda nimaga boradi ularni oldiga bular? Armiyada xizmat qilmaydi u O'zbekistonda. Nimaga O'zbekistondagi armiyaga xizmat qilmayapsan? Niyatingni xolissan, shu ham g'azot, millatingni himoya qilyapsan. Diningni, masjidingni himoya qilyapsan, vataningni, chegaraingni himoya qilyapsan. Chegarada turarkansan, Rabotda turibsan. Mabodo vafot topsang, shahid bo'lasan shu yerda. Yo'q, deydi, yo. O'zbekiston demokratik davlat. Turkiya katta xolayni davlatimi? Demokratik davlat Turkiya. Deb rosa tushuntirishga harakat qilasiz, lekin ular kim? Sufahaul ahlam, aqli past odamlar. Ular bu gaplarni qabul qilmaydi. Ular va uni atrofidagilar
Mana hozir xulosa o'laroq gapiraman, do'stlar. Bizda anaqaga ham yaqinlashib qoldi. Tuhmat qilishlikni o'zlariga kasb qilib olishdi keyin. Abror Muxtor Aliyni josus deb ko'rishdi, saroy mulla deb ko'rishdi, boshqa hamma narsa deb ko'rishdi, birortasiga dalil yo'q. Endi shu odamlarning ichidagi o'ta pastkash odamlar Jakuyga o'xshagan, Jasmin Hezalakka o'xshagan odamlarni bizga qilgan tuhmatlaridan xursand bo'lib yurishibdi. Abdullo Zapalli shogirdlari o'sha Galiboyni gapini ko'tarib yurishibdi. Xorlik bundan ortiq bo'lmaydi. Aqli pastligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda bizga bashorat berib aytib qo'ydilar. Aqli sog'lom odamlar emas ular. Hayotda bir narsaga erishmagan, qo'liga qurol ko'tarib olib, birovni siyosiy o'yiniga o'ynab yuribdi. Suriyadagi urush, Iroqdagi urush, Libiyadagi urush, Yamandagi urushlarni hammasi, Turkiyadagi problemalarni hammasi islom ummatini zaiflashtirish uchun o'ynalgan o'yinlar. Bu o'yinlardan ko'zlangan maqsad Izroilni g'azoni bosganda atrofda kuch qolmasligi uchun o'ynalgan. Va bu ma'noda bu tajribaga ko'ra ular qilgan maqsadlarining bir qismiga erishdi. Suriya o'zi bilan o'zi ovora, Iroq yo'q. Saddam Husayn bo'lganda urardi hozir. Nima qilib bo'lsa ham solardi. Libiya bo'lganda allaqachon raketalarni uchirardi bu yerga qaradi. Yo'q, buni qilingan shu mana shu bolalar qilib berdi. Xo'p, Suriyadagi bolalar kimga xizmat qilgan ekansizlar? Siyon amakinglarga xizmat qilgan ekansizlar. Siyon amakinglar g'azoni urush uchun sizlar qo'linglar bilan o'sha atrofdagi regionni zaiflashtiribdi. Azgina aqlinglar ulg'aygan bo'lsa, yaxshilab tahlil qilinglar, tavba qilinglar keyin. Aqlinglar ulg'aymagan bo'lsa, unda payg'ambar alayhi salatu vasallamning qarg'ishiga qolgan ekansizlar. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Sizlarga to'rt takbir aytib janoza o'qishdan boshqa narsaga yaramaysizlar. Tirik holda o'lib bo'lgan bo'lasizlar. O'sha regionning zaiflashtirishdan ko'zlagan uzoq va'dalik, uzoq yillik rejaning natijasi g'azoni Isroil bo'lganda atrofda kuchli davlat qolmasligi edi. Mana erishdi. Misrda nimaga to'ntarish qildi? Misr urmasligi uchun. Hozir Mursi bo'lganda Izroilni hozirgi harakatiga ko'z yumib o'tiramidi? O'tirmasdi. Saddam Husayn jim o'tirmasdi. Muammar Qazzofi jim o'tirmasdi. Ularni mana shunaqangi zaiflashtirish uchun sanga o'xshagan aqli zaiflardan foydalandi bular. Sanlarni ha, barakalla. Qani olg'a yigitlar. Mana dedi. Nima bo'lib chiqdi? Olg'a de-lar bo'lib chiqdi. Bu Rajab Toyyib Erdo'g'onning ustozi bor. Najmiddin Erbaqa, laqabi Mujohid. Shu kishining gapi bor. Bu Siyon tashkiloti seni shunday xizmat qildiradi. O'zining askariy safida shunday xizmat qildiradiki, men shu Siyonlarga xizmat qilamanmi deb ularning safida ularga askar bo'lib xizmat qilasan. Bilmay qolasan. Abu Saloh hozir o'ziga o'tirganda insof qilib aytayotgandir. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deyotgandir. Haqiqatda Siyonlarga xizmat qilib qo'yibmiz-ku biz. Suriyani quvvatsizlantirgan, Iroqni suqutiga sabab bo'lgan, Libiyani xonavayron bo'lishiga sabab bo'lgan urushlarni aktyori bo'lib qolibmiz-ku biz. Bizning gunohlarimizni Alloh kechirarmikin deb yig'layapkan. Insofi bo'lsa. Bo'lmasa irshayib olib, to'tta xotinni olib olib, Abdulazizdonlarga o'xshab semirib olib, ha, biz undoqmiz, ha, biz bundoqmiz deb o'tiribdi. Atrofdagi yosh bolalarni aldab. Abdulaziz domlami? Oho. Pix aylanib bunaqasiga orqasidan kirib ketgan. Abdulaziz domlanimi? Hey.
u Moskvada ishlab borgan odamlarni o'ynatish unga chikora. Ha, savob umid qilayotgan, ularni kofir demayapman. Savob umid qilib qilayotgan bo'lishi mumkin. Aqli past bo'lganligi uchun Siyonga xizmat qilayotganini bilmaydi. Tajribasi yo'qligi uchun hadisda kelgan tajribaga ko'ra kofirning qo'lida malay bo'lib yurganligini sezmaydi. Alloh taolo o'zi isloq qilsin. Birodarlar, shu joyda suhbatni yakunlasak.